Arkadaşlar bunlar benim kullandığım şef bıçakları. Şu biraz daha büyük. Bu orta boyu. İdeal olan bu evlerde kullanmak için. Bu da daha çok sanayi tipi. Bunu bir kenara koyalım. Tabii soğan nasıl doğradığını da göstereceğim. Ortalama 2 senedir ben bu bıçağı kullanıyorum. Bu bıçağı alabilmek için yapmanız gereken şey çok basit. Videonun içerisinde işte salçayı iyi kavurun veya mantarı iyi yıkayın. Buna benzer yazıyla bir soru soracağım. Siz bunu ne yapacaksınız? Yorumlarda yazacaksınız. Yorumlara ilk yazan arkadaşa ben bu bıçağı hediye edeceğim. Bu bıçağı alabilmek için herhangi birini takip etmenize gerek yok. Beni takip etmenize gerek yok. Abone olmanıza hiçbir şart koşmuyorum. Sadece izleyin videoyu. Yorumu doğru yapın. Bıçağı 3 gün içerisinde kimin aldığını, kimin kazandığını yorumlarda sabitleyeceğim. Adresinizi de Instagram hesabıma yazarsınız arkadaşlar. Adresim şu diye. Zaten açıklama bölümünde Instagram hesabım var. Instagram hesabından göndermiş olduğunuz adrese bıçağı ben size göndereceğim. Yurt dışından kazanan arkadaş olursa, bıçağı kazanan arkadaş olursa onlar da Türkiye'den göstermiş oldukları, vermiş oldukları herhangi bir adrese kargoyla göndereceğim. Bıçak eline geçtiğinde kısa bir short videosu çekip bana gönderebilir. Tekrar gösterelim. Kesinlikle ailemden, akrabamdan, kardeşlerimden, yeğenlerimden hiç kimse yorum yapmasın. Yorum yapmış olsa bile, kazanmış olsa bile emekleri boşa gider. İkinci sırada kim varsa bıçağı ona veririm. İsterse 10. sıra olsun bütün akrabamı silerim. Ama hiçbir tane takipçime haksızlık yapmam. Onun için rica ediyorum hiçbir akrabam videolarımda bıçakla ilgili arkadaşlar yorum yapmasın. Arkadaşlar videonun içerisinde 1. dakikada salçayı yazacak. 2. 3. dakikasında iyi yazacak. İşte diyelim ki 7. dakikasında 8. dakikasında kavurun yazacak. Birleştirdiğimiz zaman salçayı iyi kavurun. Hemen ne yapıyorsunuz? Bunu gördüğünüz gibi ilk yorum yazan siz oluyorsunuz. Kutusu açılmamış. 0 bıçağı direkt size gönderiyor. Şifreyi çözmek için videoyu başından sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Mantarı en son doğrayacağım. Sebebi de çok çabuk karardığından dolayı, suyu içine çektiğinden dolayı. Dikkat edin. Yazılar video içinde gizlenmiş olacak. Sayfamda ballı mantar, sebzeli mantar hepsi var. İsterseniz bakabilirsiniz. Soğanlarımızı biraz iri doğruyoruz. Bunlar ne kadar bol soğan o kadar lezzet demek. Hem de mantarı soğutmuş oluruz. Şöyle renkli olsun. İçine bir kapya biber doğrayalım. Bir de yeşil biber. Biberlerimiz de aynı şekilde iri olacak. Bir tane büyük boy kapya biber, iki tane büyük boy yeşil biber, iki tane de soğan doğradım. Tabii ki bunun en önemli detaylarından biri sarımsak. Burada hemen şuraya bir çıkartalım, şöyle onu da gösterelim. 6 diş sarımsak var. Sarımsakları sadece ortadan bölüyorum. Daha çok lezzeti çıksın diye. Mantara bir tane de domates soyacağım. Şöyle yemeğimiz daha lezzetli olsun. Kavurma olduğu belli olsun. Arkadaşlar hemen soğuk suyun içine bir limon sıkıyoruz. Önce sebzesini doğradık ki mantarı fazla suda bekletmeyeceğiz. İçine çekmesin. Mantarları ortadan ikiye bölüp içine atacağız. Saplar uzun sayılı bölebilirsiniz. Diyorlar ki mantar yıkanmaz. Ufaklarsa şöyle tüm atabilirsiniz içine. Hemen şöyle mantarları soğuk suyla, limon suyuyla bir ovalıyoruz. Suyu bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Lütfen mantar yıkanmaz diye iddia etmeyin.
Ocağın başına geçiyoruz. Önce az bir yağ ilave ediyoruz. Tereyağı kullanacağım. Tereyağı lezzeti daha çok çıksın diye en son aşamada kullanacağım. Önce tavamız bir ısınsın. Şöyle bakıyoruz. Yağımız ısındı. Mantarı yıkattıktan sonra içinde su kalmasın. İyi süzülür. Yüksek ateşte. Ocağın ateşini hiç düşürmeden, mantarı da düşürmeden soteleyeceğiz. Ev ocaklarının ısısı düşük oluyor. Mantarınız sulanma yaparsa suyunu çekmesini mutlaka bekleyin. Şöyle mantarı bir karıştırıyoruz. Şöyle bakın, görüyor musunuz? Mantarlarımız közlendi. Nar gibi oldu. Bir 10-15 saniye daha bekleyeceğiz. Mantarlar tam karamelize oldu. Şimdi mantarları alıyoruz. Almamızın sebebi mantarın lezzetini bozmamak. Tekrar az bir yağ daha ilave ediyorum. Daha önce de söylediğim gibi tereyağını en son vereceğim. Havamız çok sıcak, hemen sarımsağı atıyorum. Sarımsağın rengini fazla kaçırmayacağım. Hafiften bir ateş aldığı gibi soğanını atıyorum. Arkadaşlar yüksek ateşte soğanları da 2-3 dakikada karamelize edeceğiz. Diğer malzemeyi biraz sonra katacağız. Yüksek ateşte şöyle bakın. Soğanlar rengini kaybetmeye başladı. Tam bu aşamada biberleri atıyorum. Arkadaşlar sizin işinizi kolaylaştırmak için zorlanmayın diye ne yapıyorum? Biberleri attığım gibi bir kapak kapatıyorum. Ocağımı da orta ateşe alıyorum. Orta ateşte hafiften bir yumuşasın. Ondan sonra yüksek ateşte karamelize yapmaya devam edeceğiz. Kapağı açtık, şöyle bir sallayalım. Soğanlarımız, biberlerimiz içinde karamelize olmaya başladı, yumuşadı. Şöyle biberlerin rengine de bakın. Kenardan kızarmış. Hemen domates atıyorum. Domates attıktan sonra kapağı tekrar kapatıyorum. Fazla değil. 2 dakika. Orta ateşin biraz üstüne alıyorum ocağı. Hemen kapağı açıyoruz. Şöyle bir sallıyoruz. Daha önce de söylemiştim. Hepsinin lezzeti ayrı kalsın diye, görüyor musunuz arkadaşlar? Bununla ilgili önemli tüyo vereyim. Diyelim ki yağınız az geldi. Yemeğiniz yanacak. İçine bir fincan su döküp kapağı kapatabilirsiniz. Çok fazla yağ harcamaya gerek yok. Mantarları döküyorum. Hemen şöyle bir yemek kaşığı tereyağı atıyorum. İşte lezzet duruşu burada. Tereyağının tam kokusu, tam lezzeti çıkacak içine. Tuzu kendiniz ayarlayın. Yarım tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bu aşamada bir karıştıracağım. Karıştırmamın sebebi de rengine bakacağım. Yemeğe rengini bozmak istemiyorum. Mis gibi tereyağı kokuları geliyor. Normalde ben buna bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber atarım. Bu sefer o kadar atmayacağım. Sadece bir çay kaşığı atacağım. Çok rengi bozulmasın. Çiğden iki dişten sarımsak doğruyor. Bu sarımsaklar bunun sıcağıyla içinde olur arkadaşlar. Olmaz diye endişelenmeyin. Daha kokusunu bıraksın diye. Hemen şöyle yüksek ateş alıyorum. Ama 30 saniye arkadaşlar. 30 saniye sonra yemeği ocaktan alacağız. Mantar kavurmamız hazır. Bunun yanına isterseniz şöyle çok güzel bir pirinç pilavı, bulgur pilavı yapabilirsiniz. Onunla beraber sunabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Ben de şimdi ne yapacağım? Bunun yanına çok güzel bir pirinç pilavı yapacağım. Pirinç pilavıyla yemeğimi sunacağım. Yemeğimizi bir sunalım. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek, sizi mahcup düşürmez. Sayfamda 1500'ün üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'i mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videomuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz?
Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparım. Afiyet olsun.